Herkese merhabalar, ben Atıf Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Medetsiz Dağı'ndan sesleneceğiz inşallah. Adana'dan yola çıktık. Şimdi Karboğazı yaylasındayız. Şimdi çadırlarımızı kurduk burada, her şeyimiz hazır. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamazsak gece zirveye çıkacağız. Hava şu an güzel, çok hafif bir esinti var. Onun dışında her şey güzel gidiyor şimdilik. Bakalım. Geçen seferki her zirve denemem başarısız olmuştu biraz ekipman eksikliğinden dolayı. Şimdi pantolon aldım. Bakalım inşallah sıkıntısız zirveye ulaşacağız. Şimdi kamp alanımızı gösterelim. Şurada. Evet, burada Furkan ve Abdullah abinin çadırı var. Burada Murat hocamın çadırı var. Burada da benim emektar Arfenaz 2. 20 dakikada kurulum videosu olan çadırım. Bir de eşyalarımı koydum içeri. Yani fazla bir eşyamız yok. Direkt teknik malzememiz. Bu şekilde. Abdullah abi, hava nasıl? Nasıl hissediyorsun? Faaliyet hava sence nasıl ilerleyecek? Bundan çok çok iyi. Aslında karsız bu zamanlarda ilk defa gördüm buraları. Normalde kar altında olması lazımdı bu mevsimde. Artık bakacağız. Siz yarın umarım sabaha karşı kalktığını düşünüyoruz. Zirvenin açık olduğunu görüyoruz ama. Evet. Bakalım. Teşekkürler. Güzel bir faaliyet olacak. Teşekkürler. Furkan hocam, faaliyet nasıl ilerliyor? Merhabalar. Merhaba. Vallahi faaliyet çok güzel. Hava açık. İlk defa ben burayı böyle hava gördüm yani. Hava açık yok da ama açık havayı gör. Açık yani. Bize göre açık. Güzel ya. Gece 2'de başlayacağız. Muhtemelen saat 7 gibi falan şeyde oluruz. Kulağın altında. Oradan bir 2 saat, 2,5 saat duruma göre zirveye ulaşırız. Tahminim 9 gibi, 9,5 gibi zirvedeyiz. Ya yani 10'a, belki 10'da. Yarım saat ya da 40 dakika zirvede durup inişe geçip. Yani aşağıda saat 2 gibi olmayı planlıyoruz. İnşallah bakalım. Yine güzel faaliyet olur yani. Teşekkürler, sağ olun. Görüşürüz. Evet, Murat hocam yanımızda. Merhabalar, nasılsınız merhaba hocam? Sizinize, hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci faaliyetim bu arada. İlk kış tırmanışım. Bakalım ne olacak. Çok kar yok gibi ya. Bizim köyün oraları da böyle ya. Zaten dağdan geldik. Evet, dağdan gelip bağdaki olmuş gibi olacak. İnşallah sağ salim güzel bir faaliyet olacak. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Telefimi yollarım ben. Uçağımızla batonlama tekniğiyle batonlama tekniğimizle odunları yarıyoruz şu anda. Uçak çok sağlam ya, ucuz ve çok kaliteli. Bayağı memnun kaldım bundan. İşimiz ne abi ya? Hepsini yapıyoruz ondan sonra. Acaba kıymık kıymık ne oluyor? O ağaç ağaç kesip getirmeyin ki. Gayet. Devam devam. Güzel yani kesiyor. Bak şöyle daha iyi yapıyor bu taraf. Demek ki anında. Evet, kampımızı kurduk. Birer bardak çay içtik. Şimdi hani biraz yürüyeyim derim, gezintiye çıkmak istedim. Hem de biraz konuşurum diye. Bir dağa gittiğiniz zaman o dağla aranızda bir duygusal bir bağ oluşuyor ister istemez. Ve baktığınız zaman hani hayatınızdan bir parçaymış gibi sanki o dağı öyle görüyorsunuz. Ya da hayatınızın bir yerinde yaşadığınız bir zorluk varsa sanki o zorluğu aştığınız zaman o dağın zirvesini aşmış gibi hissediyorsunuz. Bundan dolayı böyle bir dağa gittiğimiz zaman, faaliyet olduğu zaman çıkarım biraz yürürüm 5-10 dakika. Bakarım şöyle etrafa. Çünkü doğadan çıkarılacak çok şeyimiz var ve doğada kendimizi bulacağımız çok şey var. Geldik, hava çok güzel. Sis yavaştan kalkıyor. Geldiğimizde sis vardı biraz. Şu an hava gayet güzel. Benim ilk kış zirvem olacak. Geçen hafta Erciyes'e gitmiştik ki maalesef zirve yapamadım. Bakalım bu sefer biraz daha hazırlandık. Daha iyi hissediyoruz kendimizi. İnşallah olur. Zirveyi görürsek inşallah güzel olacak. Biraz durgun konuşuyorum. Bugün biraz üzgünüm. Biraz bir hüzün var içimde. Niye bilmiyorum. Biraz heyecan var. Biraz kırık bir hüzün var. Bakalım. İnşallah moralleri yine gelecek çıktıkça. Yani zirveden de güneşin doğuşunu gördüğümüz zaman inşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah zirveyi görürüz tabii ki. Her zaman bildiğim üzere. Dağa izin verirse. Önce Allah izin verirse. Sonra dağa izin verirse. Zirvesine çıkacağız. Bakalım. Güzel. Sıkıntı yok. Çok fazla uzatmayacağım lafı. Videolarım çok uzun olsun istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Hele ki böyle enerjim düşükken konuşmayı da istemiyorum. Ben biraz gezeyim, etrafa bakayım öyle.
Sizlerle tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar yeri gelmişken sizlere kar balkonunun ne demek olduğunu göstermek istiyorum. Kış tacirinde, kış tacirinde çokça önemli bir kavramdır. Kar balkonu nedir, ne değildir. Örneğin şu an görmüş olduğunuz kayaçlı yapıyı kar olarak düşünün. Yani bu görmüş olduğunuz yeri bu şekilde bunun kar olduğunu düşünün. İnternetten fotoğraf bulursam buraya ekleyeceğim. Kışın kar yağar, sonra bir rüzgardan. Örneğin buradan bir dağ zirvesi yükseliyor. Zirve burada. Fakat rüzgardan ötürü kar ötelenmeye başlar, süpürülmeye başlar. Gelir 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 ve bu şekilde uzar. Bazen daha uzun, hatta aşağı doğru eğilenleri de olur bunların. Ve böyle olduğu zamanlarda biz dağcılar geliriz buradan. Tin 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 geldik. Aşağıya nasıl bir yer olduğunu görmediğimiz için buradan yürümeye devam ederiz öne doğru. Buraya doğru geldiğimiz zaman buranın altı boşluk olduğu için en ufak bir hareket ya da bir ağırlık bunun çökmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla buraya gelen ağırlık buradan sonra aşağı doğru kopmaya başlıyor. Eğer yukarıda daha güzel bir örneğini bulursam onu da ekleyeceğim. Kar balkonu dediğimiz olay bu. Bu yüzden yazın düşmediğinizde gitmeyin derler ki genelde zirvelerin üstü bu şekilde gelir. Arkası böyle iner. Yani nasıl tarif edeyim? Zirveler genelde şöyle olur arkadaşlar. Şöyle hatta. Yani böyle gelir ama arkası böyle inmez bazılarının. Böyle iner tekrardan. Bir uçurum olur ve orayı da çoğu zaman görmeyiz. Bundan dolayı da kazaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla arkanızdan da bir çığ düşmesine sebep olabilirsiniz. Bu yüzden de yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Medetsiz zirve yolculuğumuz. Maalesef sağlık problemleri nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldık. Ekibimiz yolculuğuna devam ediyor. Biz de Murat hocamla beraber geri dönmek zorunda kaldık. Şiddetli kalp çarpıntısı, mide bulantısı var. Normalde ilk bir saat içerisinde bunu atlatırız. Dinlendikten sonra, fakat atlatamadığımız için risk almamak adına geri dönme kararı aldık. 2600 metreden geri döndük. Şu an kampa dönüş yolundayız. Durumlar bu şekilde. Artık bundan sonra kampa indiğimiz zaman oradan seslenirim size. Her zaman dediğim gibi Erciyes dağına da tırmanamamıştım. Risk anlamak en doğrusu her zaman için. Sağlık her şeyden önce geliyor. Kendime güven ediyorum. Çünkü aylardır evdeyiz. Antrenman yapamıyoruz. Bundan dolayı zorlayamadık. Bakalım inşallah yaza doğru tekrardan şansımızı deneyeceğiz antrenmanlı şekilde. Şimdi Murat hocama vermek istiyorum sözü. Evet hocam. Aynı belirtiler bende de vardı Atıf hocamınki gibi. Bir de mide bulantısı yukarı diyaframını sıkıştırdığı için ikimizin de sanırım nefes almakta sorun çekiyorduk. Bir de yatarken arkadaşlar içim ısınsın, ay karnımı atıştırmalık falan diye bir şey yemeyin. Sabah uyandığınızda kesinlikle zehir etkisi yaratıyor. Yani eğer böyle kendinizi iyi hissetmiyorsanız ekip liderinize söyleyip geri dönmenizi tavsiye ederim. Çünkü yüksek rakıma daha da yükseldikçe etkileri artmaya başlayacak. Yani düzelir diye düşünmeyin. O yüzden öyle bir video olsun. Ekip tepeleri bildiklerinde çok önemli aynı zamanda. Teşekkürler hocam, sağ olun. Orada da ışığımız görünüyor. Manzara güzel, bakalım hayırlısı inşallah. Bugün de kurt adama dönüş. Evet, bugün de kurt adama dönüş. Evet, herkese verir sizden selam ve sevgi. Günaydın arkadaşlar. Sizleri heveslendirip zirveyi göstermeme faaliyetimin ikinci videosundayız. Bildiğiniz üzere gece zirve yapamadık. Sabah uyandık yine. Hava güzel, saat 9. Güneş falan var. Isınıyor. Öyle bu şekilde duruyoruz şimdi.
Zaten neden zirve yapamadığımızı bir önceki videoda açıklamıştık. Bu şekilde sizlere gündüz de seslenmek istedim. Şimdi kahvaltı falan yapacağız kendi aramızda öyle. Ondan sonra şehre dönüş başlayacak. İnşallah daha güzel zirveye çıktığım videolarla birlikte oluruz. Yine de siz videoyu beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Şimdi çayımızı demliyoruz. Çayı demlerken evet, altın bakalım. Kural hem kaynatıp hem demlemektir. Sebebini biz de bilmiyoruz. Hem çayımız soğumuyor hem de daha tatlanıyor. Evet. Beni uğratacağım. Demi daha iyi çıksın diye dur bak. Şu köpük başka hiçbir çayda yok. Yalnızca burada. Evet. Havadan kaynaklı olan bir şey. Eğer tabii siz de böyle güzel, lezzetli, köpüklü çaylar içmek istiyorsanız bizimle irtibata geçiniz. Belki bir rehberlik olabilir evet. Yani. Çay firmaları hocama sponsor olmak evet, isterse evet, hiç. Lipton. Lipton evet, her zaman her dağda kullanıyoruz. Tadımıza doyum olmuyor. Doğu Karadeniz değil mi? Evet, Doğu Karadeniz'miş şurada. Burada çerezimiz var. Oo, ton da var. Ton balığı var burada. Burada salatalarımız var. Kahvaltıda pek yiyemeyecek. Ancak yani şunu yiyebiliriz gibi ama. Süter üçgen peynir. Evet. Bu durumumuz var. Evet. Körlü. Ekmeğimiz var. İki parça gofretimiz var. Tandır ekmek. Bu kadar arkadaşlar. Mart 2021 bol karların en yüksek zirvesi olan Edessiz Zirvesi tırmanışı başarılı bir şekilde 4 sporcuyla beraber tamamlandı. Şimdi sporcularımız kamp alanına döndüler. Karşımızda Abdullah İlk Kahraman. Merhaba arkadaşlar. Evet, bol karlardayız. Kar boğazında bol karların en yüksek zirvesi 3524 metre ile Edessiz Zirvesi zirve tırmanışını tamamladık. Gece 2'de başladığımız faaliyet şu an saat 1:10 kalayla tamamlanmış bulunuyoruz. Çok güzel bir havada çıktık geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yorulduk mu? Yorulduk. Değdi mi? Fazlasıyla. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Ramazan Bozkurt hocamız da aramızda. Evet, gençlerle bir tırmanış güzel oldu. Borkaların en yüksek noktasına tırmandık birlikte. Gece 2'de hareket etmiştik. 8.30'da zirvedeydik. Zirvede oluncaya kadar hava hafif rüzgarlıydı. Güzel bir faaliyet oldu. Teşekkür hocam. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun diyelim. Ayağımıza sağlık hepimize. Sağ olun. Evet, ekibimizden Furkan Gülcü hocamız da yanımızda. Yeni geldi, yorgun. Evet, görüşlerinizi alalım. Vallahi güzel bir gece 2'de başladık. Geçmen'de ulaştığımızda saat 6'ydı değil mi? 6'ydı. Oradan zirveye doğru külaha geldik. Oradan saat 9'da zirveye ulaştık. Güzel, hava açıktı. İlk defa ben Medet'te 6. gelişim. İlk defa böyle açık bir havayla karşılaştık. Yani güzel bir manzarası vardı. İndiğimizde saat sonra 1:10 var. 1:10 var. Yani çok hızlı da iniş yaptık. Bence evet. Güzel bir zirveydi. Tebrik ederim. Ve 64. zirvem oldu. Maşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nazar değmesin. Teşekkürler. Görüşmek üzere.